Tekrardan hoş geldin. Ümit Aral'la maçıcım, merhabalar. Şimdi arkadaşlar, bu The Last Dance diye bir belgesel... Biyografik belgesel. Biyografik belgesel var. 2020 Mart ayıydı, yani Covid zamanında. Mayıs 2020. 10 bölüm çıktı 10, işte. 10 bölüm zamanında bu dünya işte sporun olmadığı dönemde, dünyanın hiçbir spor dalının olmadığı bir dönemde, Covid zamanında. Allah'ım gönderenlere şükürler olsun. İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu, spora ihtiyaç olduğu, aç olduğu bir dönemde. Yine bir pazarlama dehası olarak bence Michael Netflix, Jordan orada bir. Aynen. Netflix dünyaya ESPN'le birlikte bir belgesel pompaladılar. Michael Jordan da var. Michael Jordan tabii yapımcı olduğu bir gerçeği var. Şimdi The Last Dance, yani son dansın gerçeği şu. Hani izleyenler tabii ki bilirler. Hemen bir saltanatı anlatıyor arkadaşlar. Efsanevi yani. Chicago saltanatını anlatıyor. 90 temelde 98 gibi gösteriliyor ama geçmişe dedikleri, geçmişe bir, her bölümde geçmişe bir atıfta bulunup bir oyuncunun özelinde geçmişi de bize bölüm içini yediriyor ve ciddi bir başarılı bir kronolojiyle anlatılıyor. Ve oyuncuların da geçmişte yaşadıkları sıkıntılar varsa bunlar her bölüme bir oyuncu tanışan neredeyse baktın. Michael Jordan'ın genelde hepsinde var ama işte ilk önce Scottie Pippen'le başlıyorlar, sonra şeyle devam ediyor. Şu uzun Detroit'ten gelen Horace Grant. Aaron Rodman. Rodman unutmadı, aklıma gelmedi. Rodman'dan devam ediyor. Sonra şey biraz Michael Jordan'ın 92-93 şampiyonlukları, 94 şampiyonluktan sonra Michael Jordan'ı bırakma. 93 şampiyonluğundan sonra babasını kaybetmesi. Orada bir iki dönem sadece Michael Jordan'ı anlatıyorlar. Sonra 96 dönüşünü efsanesinden Steve Kerr'e bağlıyorlar. Sonraki sezonda zaten tamamen 98 yılındaki playoff'ları anlatılıyor. Bir de Kobe'li bölüm var. Kobe tabii bir bölümü Kobe alınmışlar. O da normal. Tabii çünkü 96 yılında zannedersem Kobe draft ediliyor. Michael Jordan'ın böyle bir hani en iyi olduğu zamanla Kobe'nin biraz ben buradayım mesajı verdiği dönemlerde bir yılı var. Orada Michael Jordan hatta The Last Dance'de de hani VH yapmış. Birbirlerini de çok severler aslında. Michael Jordan çok seviyor Kobe'yi ama bu çocukta bir şey var. Bu çocukta bir şey var diyor, yani bu çocuk çok zorlayacak diyor. O zamandan daha Kobe'nin hani aslında gelmiş geçmiş en iyi adam olmaya aday olacağını Michael Jordan hissediyor belki. Yani bu işte büyük yıldız olmanın bir avantajı. Adam hani başkalarındakiyle ilgili o yıldızı da görebilecek seviyede. Çünkü biliyor baktığında. O da bu işlerden geçtiği için. Yani o adam, yani zaten belgesel izlendiğinde de görülüyor, yani bu adam 84'te draft ediliyor. 90'lı yıllardan sonra bir açılımı var. Yani 90'lı yıllardan sonra şampiyonluk serisi başlıyor zaten. Ama o 91'li yıla gelene kadar MJ kendini nasıl geliştirmiş, neler yapmış, neler görmüş, ne zorluklar çekmiş. Bunların hepsini gördüğü için karşısında da birisi çıktığında açıkçası... Evet. The Last Dance nasıl analizledi Michael? Bence şöyle yapalım, yani benim önerim. The Last Dance'ı ikiye ayıralım. İlk session'ımız The Last Dance'ı ilgilenmiş. Çünkü 10 bölümlük bir belgesel yayınlandı arkadaşlar. 3 şampiyonluk. 3 şampiyonluk alabiliriz. Ya da The Last Dance'ın bir teknik olarak, yani biz tabii yapımcı gözüyle bakamayız olaya. Biz bir izleyen olarak bakıyoruz ama sence belgesel tadında nasıl bir zevk bıraktı senin ağzına? Yani nasıl bir, sence yani gerçekten o dönemi iyi anladık mı biz? Sence? Bence Michael Jordan'ın hayatı da olmak üzere verilen bütün hayatlar ve kronolojik değişimler, yani son sezonu izliyorsun ama hop bir anda 93 sezonuna dönüyorsun. O çok tatlıydı. Mesela 93 sezonunda neler yaşanmışlar. O şampiyonluk gelmiş ama hani Michael Jordan mental olarak kendini yıkık hissediyor, bitmiş hissediyor. Ondan sonra zaten babasını kaybediyor. Üzücü bir olay sonucunda ve basketbol kariyeri ve NBA'yi etkisini alabilecek bir karar veriyor. Emekli oluyor. Erken emeklilik gibi şey. Yani o kararı, evet, nedenini çok açıklamadılar. Biz de çok merak ettik açıkçası. Hani düşünsenize, yani saltanatı kurmuşsunuz. Çünkü Michael Jordan 84 draft ile geldiğinde ilk açıklamalarından birisi şu: Chicago'ya seçildim. Chicago'yu, hani o zaman Chicago'nun daha hiç arkadaşlar şampiyonluğu falan yok ha. Chicago şampiyon olmayan bir takım. Yani 84'te. Bir efsane falan değil yani. Sonlarda bir takım. Ve şey. Sonlarda olduğu için zaten Michael Jordan'ı önden seçebiliyorlar. Hani şey diyor. Chicago Bulls'u diyor. Boston Celtics ve Lakers gibi efsanevi bir saltanat olan takıma çevirmek istiyorum. En büyük hayalim bu. Ben buradan ayrılmadan şampiyon yapacağım şampiyon bu takımı diyor. Şampiyon bir takım çıkaracağım. Şampiyon bir takım çıkaracağım diye bir... ilk daha 84'te söylüyor bunu arkadaşlar. Ve bunu tabii 84'te söylüyor ama ilk şampiyon 91'de geliyor. Yani arada bir 7 yıl var ki o 7 yıl her bir yılı acıyla dolu. Her bir yıl gelişen bir trendi var ama ilk yılında, daha çaylak yılında ciddi ben buradayım mesajı veriyor. Ki o zamanın 80-90 arasındaki guruları kimdi? Larry Bird'de Magic Johnson. Magic Johnson, Lakers ve Boston efsaneleri.
Onlar bile bir gün hatta zannedersem... Magic Johnson diyor hatta. Larry Bird'ün dediği çok dahil. Michael Jordan Tanrı'nın sahadaki yansımasıydı diyor bir playoff sonrası. Bir Magic Johnson'da ama çocukta bir şey var. Bunu diye insan Larry Bird diye insan Magic Johnson, Larry Bird 80'lerin efsanesi hala Hall of Fame'i seçmiş adamlar. Bunlar diyor ki yani bu adam hani basketbolda yani efsane sahada yani Tanrı'nın yansımasıydı diye adama. Yani bunu şimdi herhangi bir normal oyuncu dese dersin ya tamam seviyeyi bilmez ama diğer insanların seviyesini düşününce Michael Jordan'ın sahadaki karşısındaki rakiplerine süper yıldızlara uyandığı etkiyi anlayabiliyorsunuz. Bence Michael Jordan'ı anlamak için zaten diğer süper yıldızların ruh haline bakmanız lazım. Yani bence The Last Dance biraz bunu gösteriyor. Hani Michael Jordan'ın kafalarına vura vura şampiyonluğu aldığı ve kaybetmediğini The Last Dance çok iyi veriyor. Ya 84'te mesela geliyor. Çaylak oyuncusun. Maç gösterdikleri gibi maçın son dakikaları gelmiş. 12 sayı gerideler. Ve MJ son periyotta bu maçı kaybetmedik diyor. Ve ama maçı takım alıyor. Kaybetmeye alışkın zaten. Yıllardır kaybettiği için. Yani, hani kazanmayı düşünmüyor. MJ diyor ki nasıl böyle düşünürsünüz? Yani, ya? Hani kazanacağız mı maçı? Ne çabuk bitirdiniz. Evet. Yani adam tek başına orada eline sazı alıyor. Ve maçı kazandırıyor. O zaman diyorsun ki tamam. Yani, i̇kinci sezonda biraz bir sakatlık yaşıyor. Orada sakatlığa ciddi giriş yapılmış. Galiba ikinci sezonda. Kariyeri bitebilirmiş. Kariyeri bitmeyip bir ayağında bir sakatlık yaşıyor. Orada da yine Michael Jordan'ın yine kişiliği ortaya çıkıyor. Hani oynama, kariyerini risk atıyorsunuz bir daha oynamama ihtimalin var diyor organizasyon. Baktı anlaşamıyor, çıkamayacak antrenmanlar falan. Michael Jordan diyor ki ben gidiyorum abi. Nereye? Koleje. Bana diyor ya beni koleje geri gönderin. Tamam ben uslu çocuk olacağım. Okuyacağım ben. Okuluma gideceğim. Sonra ne oluyor abi? Gittiği zaman işte okulundaki jimde yani birebir 2-3 antrenmanlar yapıyor. Özel antrenmanlar sonra da birebir maçlara başlıyor. İşte bunları 5'e 5 maça kadar çıkarıyor. Sonra geri geldiğinde ne oluyor abi? Geri geldiğinde kırılan ayağı nasıl olduysa bir ilahi adalet. Diyorlar ki daha iyi. Sakatlanmayan ayağından daha iyi. Garip bir şekilde hani organizasyon çok şaşırıyor tabii. Burada hani işte kulüp doktoru, kulübün sahibi, genel menajer. Nasıl sonra Michael Jordan tabii oynama isteğini karşılayamayınca Michael Jordan diyorlar ki yani işte Michael Jordan oynayacağım. Yarı başı. Yarı yani toplamda 14 dakika işte ilk yarı ikinci yarı yarışa dakika olmak şartıyla şart koşuyor kulübü koçuna. Koç 7 dakikadan fazla oynatmayacak diyor. Michael Jordan en son koça diyor ki beni en önemli 7 dakikada oynat diyor. Yani o kadar kendine güveniyor ihtiyacı olan da. Sonra o seni öyle atlatıyorlar. Yani playoff'lara falan kalıyorlar mı? Playoff'a kalıyorlar. Sonrasında tabii çok bir şey olmuyor. Daha Michael Jordan yeni filizlendi ama takımda bir şey olmayan. Yani Chicago'da daha hiçbir şey yok arkadaşlar. Orada şey de var devam ediyor. Mesela, ama Michael Jordan'ı görmüş oluruz orada yani. Orada son maçları herhalde. Yani kazanırlarsa playoff'a geçecekler. Michael Jordan'ın 7 dakikası bitmiş. Ya diyor ki adam kenarda çıldırıyor beni içeri sokuyor. 14 saniyede var almıyorlar abi. Beni, 14 dakikada olduğu için almıyorlar. Çünkü alsa koçu kovacaklar muhtemelen. Michael Jordan bence bak mesela The Last Dance'e verilen mesajlardan eğer orada Michael Jordan çıktıktan sonra yerine gelen arkadaş son şutu sokmayıp Chicago playoff'a gitmeseydi muhtemelen Michael Jordan'ın Chicago üzerindeki hayalleri daha kısa bitebilirdi. Yani başka kulübe gitmeyi düşünemiyor. Çünkü Michael Jordan kazanmaya odaklanmış bir takım isterken kulüp playoff'a kalmayıp draft üzerinden daha iyi bir oyuncu, iyi oyuncu istemeye yönde gidiyor. Burada biraz Michael Jordan'la kulüp arasında biraz aradaki boşluğun oluştuğunu hissediyoruz orada. Ama sonrasında playoff'a kalınca Michael Jordan bu ateşini durduramayınca bu sefer jenerasyon şeyi değiştiriyor. Yani kulüp diyor ki tamam Michael Jordan'ı biz kaybetmeyelim. Kazanma aşkımız olsun ama yanına bir şeyler alalım. İşte Scottie Pippen'ı seçiyorlar. Sonrasında Phil Jackson değişikliği oluyor. Sonra 91'e giden yol açılıyor aslında arkadaşlar. Michael Jordan her yıl biraz daha üzerine koyarak işte smaç şampiyonluğundan tut da işte ya kendini markalaştırmak için işte All Star'larda iyice boy göstermesinin yanında smaç şampiyonasına katılıyor. Sonrası 91'in yılına kadar gidiyor. Orada tabii bireysel olarak özellikle 89 ve 90'da Detroit'e karşı 2 yıl üst üste Bad Boys'a kaybettiği yıllar. Michael Jordan içindeki kini hala görebiliyoruz The Last Dance'de. Yani şey yapamıyorsun ya. Hayır, Thomas'ı koyacak için gözlerinden kan akıyor adamın. Hala kini. Kini kusuyor ya, kini kusuyor. Ya bir de şöyle bir olay var. Yani o dönemde gerçekten Bad Boys dediğimiz Detroit basketbol oynamıyormuş. Yani dövüyor ya. Yani, adamlar diyor ki kardeşim bunun kuralı bu ve ben bu kuraldan ceza yemiyorum. Benim oyun yapım bu. Hem bu neye yaradı?
Michael Jordan kendini bir tık daha geliştirdi. Tabii, challenge. Bedensel olarak kuvvetlendirdi. Ve bunun yanında dedi ki ben tek başıma bir şey yapamayacağım. Evet. Benimle beraber takımın da güçlenmesi lazım. Jordan Rules. Ya soft aslında takım şöyle bir şey, Chicago. O zaman Chicago'sunu hayal ediyoruz. Ben de hani izlemediğim için, sonradan izlediğim için özellikle The Last Dance'la birlikte Chicago'nun o seneki maçlarını YouTube'da var. Açık birebir playoff maçlarını teker teker izledim The Last Dance'dan sonra. Ciddi yani o zaman NBA kurallarında çok büyük değişiklik var mı bugün bilmiyorum ama bildiğin hakemler süper yıldızları falan korumuyormuş arkadaşlar. Yani bildiğin dövüyorlar birbirlerini. Yani sahada gördüğünüz kavgaların onda birini şu an göremiyorsunuz. Şu an ciddi korumalar işte var. Öyle bir kavga bir tek şey vardı. Ron Artest'le. İşte onu 2000'lerde falan gördüm. O son 10 yılda hiç yok abi. Hani o Ron Artest Ben Wallace kavgası 2000 yani 2000'in ilk yarısıydı. Tam evet. 2004-2005 falan olabilir. Yani bakmamız lazım. Ama hani o da tabii NBA tarihinin en kötü kavgası o arada. Ama yani belki gördüğümüz en son kavgadır o. Onun dışında böyle hani itişmeler falan oluyor ama bu itişmelerden kavga değil bahsettiğim arkadaşlar. Birbirini dövüyor, birbirlerini vuruyorlar ve sonra oyuna devam ediyorlar. Hani hakem de faul vermiyor. Hani ya şey normal bir faulle devam ediyorsun. Yani şu an yapsan seni bildiğin adam öldürür. Evet. Şeyden alırlar ya. O dönemdeki yani Michael Jordan'a yapılan işte sert faullere baktığımızda bir inceleme fırsatı olan varsa incelesin. Yani adamı öldürmeye gider ya. Adamı yukarıdayken birisi üzerine çullanıyor. Hatta uzunları Lampert mıydı? Lampert olması lazım. Üzerine çullanıyor tamamen. Adam bana yapılsa hani çek vur. İşte bunlar Michael Jordan ve arkadaşların biz belli bir zamana kadar yıldırdılar ama sonra Michael Jordan anladı ki 90'larda özellikle Detroit'i yenemiyor. Yani fiziken de yenemiyor, mental olarak da yenemiyor. Çünkü çok güçlüler, çok sertler. Yani savunması. Bir de üzerine çok tabii sert. Hücum güçleri var. Yani Isaiah Thomas ve ekibi ciddi anlamda hücumda da iyiler. Öyle olunca ilk önce dövüyorlar, sonra yani kupaya eviyorlar. Gelecekteki bu takımın bir parçası olacak. Aaron Rodman da o Bad Boys'larda. Bad Boys'un bir adamıydı aslında. Aslında sertliğin yegane isimlerinden birisi oydu. Sonrasında tabii 95-98'de Rodman sonra Chicago'nun efsanesi haline geliyor. Burada işte bir mental atlayış var. Yani burada bence The Last Dance'de verilen mesajlardan birisi, bence Michael Jordan'ı yapan en iyi şeylerden birisi de karşısındaki ekibin ne kadar güçlü olduğuyla alakalı. Yani savaşlı insanların seviyesi Michael Jordan hep bir üstünde zorladı. Bir yani de şey var ya, aslında, yılmıyor. Yani işte kişisel gelişimde de hep öyle demezler mi? Yani seni ne kadar zorlarlarsa, hani sınırlarını ne kadar aşarsan o kadar gelişirsin. Michael Jordan bunu spor tarihini en iyi şekilde göstermiş. Yegane isimlerden biri bir Kobe. Şunu yapabiliyor mu? Michael Jordan diyor ki kardeşim böyle bir zorluk var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Playoff'u kaybetmeyi, sezonun kapattığı sezonun bir sonraki gün bütün takımla birlikte antrenmanlar başlıyor. Yani düşün off sezonda bittiği, playoff'un bittiği yani bir sonraki sezon Kasım'da çıkacak arkadaşlar. Hani 5 ay var adam bir sonraki gün antrenmanlara başlıyor. Yani bu bir sonraki yılın hazırlıkları. Şeyde de şampiyon olduklarında da yani 91 şampiyonu oluyorlar. Sonra da bırakmıyor aslında. Yani 91 şampiyonu olduğu gün sonraki gün ne yaparsın kardeşim? Alemler akarsın. Bu adamların hepsi yine antrenman yapıyor. Sıkıysa Michael Jordan. Michael Jordan bir de var. Dışarı karşı tamam da içeri karşı da ciddi bir bad boymuş Michael Jordan galiba yani. İçeride bir bad boy varmış. İçeride bir, yani dışarı karşı bad boy yok da içeri karşı bir bad boy var. Hani The Last Dance'a çoğu takım arkadaşı katılmamış. Bunun sebebi de Michael Jordan'ı hani anmak mı istemiyorlar? Hani o dönemi anmak istiyorlar bilmiyorum. Hani birkaç kişiyi gördük takımda. İşte Scottie Pippen, Rodman var, Steve Kerr var. Bir Horace Grant'ı falan görüyoruz. Ama işte eleştiren de çok fazla var. Yani o dönemde Michael Jordan'ın arkadaşlarına ciddi Jordan Rules diye bir kitap çıktı arkadaşlar. Bu arada 90 yazıya 91 olması lazım. 91 olması lazım. Yani o Jordan Rules'un içini bir okuyun. Hani hemen ben bakalım. Özetine baktım. Ciddi anlamda Rules yani Jordan'ın takım içinde yani koçun haricinde bir kuralı var ve o kuralları var. O kurallara uymayan ekip oyuncusu diye ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani kapalı kapı arkasında ama bunlar bir zaman sonra artık medyaya sızıyor. Jordan'ın çok da içeride hoş bir adam olmadığı söylenebilir yani. Bu hani artık içindeki ateşin yansıması mı denilebilir, başarıya olan açlık mı denilebilir bilemeyiz. Başarıya aç herkesin böyle zorlamalar yaptığını alışkınız ama Michael Jordan'ın çıktığı seviye tabii dünyanın görmediği bir seviye. Ya adam o dönemdeki bir galaksi, bir yıldız ulaşılması imkansız bir insan. Bunu oyunuyla da, karakteriyle de bütün takıma da bunu vermesi de büyük başarı. Yani Steve Kerr gibi bir adama şey yapıyor, güçlendiriyor. Sonra
Aaron Rodman gibi bir adam var. Adam kural tanımıyor. Ama bu adam takımın en büyük paydaşlarından bir tanesi. Kendi yanına çekmiş. Scottie Pippen'ın sakat olduğu dönemde Aaron Rodman son senede ilk iki ay takımı sütleyenlerden bir tanesi. Yani Scottie Pippen sakatlandığı bir yıl var. 98'in başında. Bunu ikinci seçimde konuşacaktık ama orada özellikle Michael Jordan takımda, çünkü Scottie Pippen Michael Jordan hep yanında arkadaşlar. Yani geldikten sonra ve Michael Jordan ve ciddi süreler alıyor. Ciddi takımı tamamlayan bir parça. Onun sakatlandığı zamanlarda Michael Jordan tabii ki tek başına yetmiyor. Yani maç başına 50 sayı atsa da yetmiyor. Yetmiyor. Karşıdaki takımlar çok efsane. Karşıdaki takımlar da bu arada 90'ların takımları da, hani bir Charles Barkley Phoenix var. Diğer tarafta Patrick Ewing var New York'ta. Diğer tarafta Hakeem Olajuwon'un Houston'u var. Diğer tarafta Utah var, yani Stockton'dan Carmelo, yani arkada bekleyen kurtlar sofrası var. Utah zaten. Hani biraz ayağı sen de dese arkasına gelip vuracaklar, kafayı alacaklar yani. Bunu bildiği için Michael Jordan işi başından ciddi tutuyor ama takım arkadaşlarında hani o kadar üst düzey yıldızlar çok yok. Hani bir Scottie Pippen işte çok destekleyici bir adam. Ciddi yetenek. O sakatlanınca Rodman'a sarılıyor yani. Hani sarılacağın belki de en son adama sarılıyor ve o da ciddi anlamda 98'in başında. Onu anlıyor ama yani. Yani ciddi liderlik ve sertlik anlamında. Benim bir şey yapmam gerektiğini ama anlıyor. Ama Scottie Pippen gelince ne yapıyor? Bana diyor 48 saat tatil yapıyor. Çok benziyor. Ben gidiyorum diyor. Rodman'ın kafa bu abi. Hani ben diyor, beni anlıyorlardı ya diyor. Ben diyor Scottie Pippen geldi. Ben diyor artık tatile ihtiyacım var. Sezonun ortasında tatile çıkıyor arkadaşlar. Şey diyor. O ortamı yakaladığında tamam diyor. Ben gidiyorum kardeşim. Abi ne yapıyor? Adam izin istiyor. Las Vegas'a gidiyor arkadaşlar. 48 saat sürüyor. Zannedersem 96 saatten sonra geliyor. Gidip Michael Jordan'ı getiriyor galiba. Bana diyor 2 gün izin verin diyor. Tamam 2 gün izin. Sonra antrenmana geleceksin. Adama 4 gün ulaşamıyorlar. Tabii Rodman olunca işin içinde. Neyse yani bu 98 tabii 98'den sonra geleceğiz. Yani Bad Boys'ları yendikten sonra 91, 92, 93 Michael Jordan bir kez kupayı aldıktan sonra artık bırakmıyor abi. En iyisi benim diyor. Yani yıllardır işte 84'te girdi, 91'e geldi. O 7 yıllık dönemde dediler ki 6 yıllık dönemde yani bu adam iyi ama takımı şampiyon yapamıyor dediler. Yani adam 91'de bunu aştı. Yani oraya geldi. Bir kez şampiyon olduktan sonra bırakmadı. 92, 93'te de aldı. 93'te işte o dönemde yine medya baskısı bu. Bunu görüyoruz şeyde. Yani orada ona biraz medya baskısını vuruyorlar. Medya baskısını. Biraz kumar tarafından şey yapmışlar. Evet. Onun üzerine tabii babasının da kaybedilmesiyle 93'ün yazında yani. Bir karar almak zorunda kalıyor ve emekliliği kendini sürüklüyor. Erken emeklilik diyelim. O yaşta biraz zor oluyor çünkü o. Erken emeklilik kararı alıyor. Büyük bir olay tabii ki de. Bütün medya ilk kez böyle bir şey toplantı görüyor. Ama sonra ne oluyor? Biraz beyzbola kayıyor. Çocukluk hayali. Babasının çocukluk hayali aslında olan. Aslında bence beyzbola dönmesini tamamen o zamanki duygusallığı, hani basketbolda şimdi Michael Jordan'ın babasıyla olan ilişkisi tabii ki herkesin babasıyla olan ilişkisi her zaman özeldir. Bu net. Bunu sorgulamak çok saçma. Michael Jordan'ın biraz daha özel. Yani şu anda basketbol özelinde özel. Yani bütün hayatında soyunma odalarında, tribünde gittiği maçlarda en önemli zamanda hep tribünde onu görüyor. Maçtan sonra ona sarılıyor. Hep babası onun için hep bir idol, bir yönlendirici, koçu, yani önemli karar alırken. Dolayısıyla babası onun için çok ayrı bir yerde basketbolu. Şimdi babası ortadan kalkınca yani bir dayanağını kaybediyorsun. Bir basketbol olan şeyi de bir anda kırılıyor, üzülüyor. O anlamda yani zaten top noktaya gelmişken bir de medya biraz babasının vefatını başka şeylere yorunca dedi ki yani diyor ki ben yani biraz uzaklaşmam lazım. Biraz karar alıyor ve Ağustos'ta galiba yanlış bilmiyorsam erken emeklilik açıklıyor. Sonrasında anlıyoruz ki erken emeklilik açıklamasının sebeplerinden birisi de aslında biraz rahatlamak. Bir de beyzbol dönüyor. Beyzbol da babasının aslında onu çocukken yapmak istediği yöneldiği spor dalı. Belki babasının olan özlemi, babasının olan gönül borcu da bunu ödüyor. Bir 13 ay kadar şey yapıyor yani. Bir oraya gidiyor. Babası için spor hayatını yaşıyor. Hani beyzbol bilmiyoruz çok fazla. Ben çok takip etmem. Hani ama spor kültürü olarak basketboldaki fizikle tamam, beyzboldaki yani. Fizik kaslarını uyarlayıp kendi antrenöründe bunu söylüyor. Yani bambaşka bir fizikse geçmen lazım. Bunun için ciddi çalışması lazım. Ve olur sıkıntı yok. Basketbolu şu an sildim diyor adam. Ve fizik için yani şey için beyzbol için fizik çalışmaya başlıyor. Bu ciddi bir değişiklik, mental değişiklik bunu yapıyor. Ve beyzbolda da ciddi noktalara gelirdi belki devam etse. Hani ama orada çok belki kaldı. Orada da bir yıldız olabilirdi. Ama şimdi çünkü basket yani Michael Jordan basketbol spesifiğinde değil. Michael Jordan bulunduğu her alanda yani iş hayatı, özel hayatı fark etmez. Her zaman en iyisi. Olabildiğin en iyisi, yapabildiğin en iyisi. Yani her zaman en iyiyim demiyor ama yapabildiğin en iyisini yapma peşinde olan bir adam. Muhtemelen beyzbolda da... İşte bu özenilecek bir şey aslında. Yani bence ulaşılması... Bence yetenek bu zaten onda. Yani
Bu mantaliteye çok kolay değil. Bu ciddi bir yetenek yani. Sonra tabii ki de grev oluyor beyzbol sezonunda. Evet, sonra ben diyor şeyler oynamam, ben beyzbolu ben ara vereceğim diyor, oynamam diyor. O dönemde işte o dönem Chicago'nun antrenmanlarına katılıyor. Tekrardan bu tabii ki de medya hemen ayaklanıyor, geri mi dönüyor? Sonra çok kalmadan çıkıyorlar zaten, I am back yazıyor. Geldiğinde de takım playoff'ta. Şimdi bir Mart ayında falan dönüyor zannedersem, 95'in Mart ayında. Yani 13 ay falan ayrı kalmış galiba. Döndüğünde takım playoff'ta mı? Takımın lideri Scottie Pippen. 18 aylık. 18 ay mı? 18 aylık. Döndüğünde takım playoff'ta. Hani takımın lideri Scottie Pippen. Michael Jordan'ın hiçbir basketbol kondisyonu yok. Fizik tamamen değişmiş. Ama o yeteneğine güveniyor. Çünkü tabii playoff'lar biraz hüsran. Yani çok kondisyon için. Normal. O sene şampiyon olamıyorlar 95'te. Yine Houston şampiyon oluyor o sene. Ama tabii anlıyor ki ben artık bu sene seneye basketbol başlayacağım. Ama şeyi de değiştiriyor mesela. Diyor ki geldiğinde ben beyzbol antrenmanları yapıyordum. Yani antrenörüyle konuşuyor, herkesle konuşuyor. Bu vücudun tamamen bir değişmesi lazım. Tekrar. Onun için yazı geçiriyor işte. Yazın yine kaybettikleri günler sizi sabah spora başlıyor. Ve takımla birlikte ciddi, takım da çok güçsüz tabii oralar. Yani ve ayrıyetten de genç nesille de antrenman yapıyor. Regimilerle falan antrenmana başlıyor. Bir anda, o sene işte Space Jam'i, o yazda Space Jam çekmişler. Onu gördük şeyde, The Last Dance'da. Space Jam'de de kurdurduğu sahnede çekimi yapıyorlar. Arkada basketbol oynuyor. Ciddi. Yani çok komik. Çekim bitiyor, arkadaşları geliyor. Charles Barkley'ler, Patty Swing'ler falan. Hemen 5'e 5 maç başlıyor. Yani düşün, adam yazın antrenman namına oynadığı kişiler NBA'in yıldızı olacak insanlar. Yani kafaya bakar mısınız arkadaşlar? Ciddi bir yetenek yani. Çünkü kendisinin o seviyeye gelmesi gerektiğine inanıyor ve bunu kendi ağzından söyledi bence. The Last, son bölümde galiba. İşte 96 sezonu başlıyor. İşte şampiyon, tekrar şampiyonluk ilk sene. Orada ciddi anlamda süpürüyorlar. Yani hiç olmadıkları kadar sezonda, normal sezonda şampiyon şey oluyorlar, galibiyet oluyorlar. Üzerine playofflar da ciddi. Ki yine o dönemde de baktığında Regimental'lı bir şey var. Indiana var. Indiana var, evet. Yani Indiana'da diyorlar şampiyonluk adayı. Bu sefer zorluk Indiana üzerinden geliyor. Regimental'lı da bambaşka bir adam tabii. Yani o ciddi şutu, ciddi yetenekti. Yani ona da güzel bir session açabiliriz ya. O bak hiç bilinmiyor ama konuşulmuyor ama ciddi oyunda döneme adını damgasını vurmuş bir yıldız ve yani. saygıyı her zaman Michael Jordan'ın yani saygısı kazanmak çok zordur. O Magic Miller bunu kendi söylüyor zaten. Ya ben diyor Magic Miller tabii bir de trash talk diyorlar yani şey konuşma, hani kaba konuşma diyelim. Kaba konuşmayı çok yaparlar NBA'deki oyuncular. Hani görebildiğimiz en kötü trash talklardan birisi de Magic Miller demiş bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. Ama Michael Jordan'ın ciddi şeyini kazanmış bir adam. Şey, saygısını. Magic Miller'ın da zaten çok şeyi vardır yani, sözlü yolları vardır maçlarda. Yani Michael Jordan'ın efsane görmüyordum ben diyor. Adam açıklıyor yani The Last Dance'da. Efsane görmedim. Yenilmeyecek bir adam olarak görmedim diyor ya. Ama diyor tabii başka bir seviye çıkıyordu diyor. Yenilmiyorsak yapacak bir şey yoktu diyor. Yani bir anda şeyi dönebiliyor yani adamın. Bakıyorsun Indiana maçlarda kazanmaya başlıyor. Michael Jordan oradan Reggie Miller'ın ona söylediği bir şey gibi bir şey uyduruyor. Ya da belki öyle bir şey yaşandı. Tabii bilemiyoruz onları. Adam bunun gazıyla alıyor seriyi, süpürüyor, getiriyor. Reggie Miller de yazık ya. Ya onun gibi çok var aslında. 96, 97, 98'de baktığımızda 98 biraz yorgun olduğu yıl. Yani artık Michael Jordan'la yaşlandı falan, son The Last Dance oldu aslında sezon başında da belli. Yani bu sezon bu takımı dağıtıyoruz diyorlar. Sene başında neye denilirse artık hani orada Jerry Krause'u biraz giydiriyorlar. Hani düşünsene bir organizasyon var. Takım elinde müthiş takım var. Son iki yılı şampiyonu. Üçüncü yıla başlıyorsunuz. Elinde Scottie Pippen, Michael Jordan, Rodman, işte Steve Kerr. Koça diyorsun. Yani koça diyorsun ki sen 82 maç kazansan da bu sene sonunda yoksun, bitiyorsun diyorsun. Koç da biliyor, takımda birçok oyuncu da biliyor bunu, yıldız oyuncular. Hani takım biliyor ki bu sene bittin, biz şampiyon da olsak takım dağılacak. Yani düşünsenize de demotivasyon arkadaşlar. Yani bunun sezonu başlıyorsun. Bunu anlamak biraz zor tabii. Bu hani hiçbir organizasyonda bu tarz bir iletişimsel hata yapılmaz, kurumsal hata yapılmaz yani. Bu biraz işte yıllarca Jerry Krause'un artık yıldız oyuncular olan anlatısındaki sorunun top noktaya gelmesi mi denir? Artık ciddi değişiklik vardı, takım kâr etmiyordu denilir. Şey de diyor. Takım ciddi maliyete ulaştı, kâr etmiyor. Tam 10 numara popüler bir takım ama kâr etmememi ya da takımda bir risk gördüler. Bir sonraki yıl artık şampiyonluk kazanma ihtimalini yani düşünürler. Biz bu yani kontratları veremeyiz diyorlar mesela. Öyle olunca sezon başında söylemek de biraz ayıp tabii. Sezon sonunda biter, oturursunuz, dağıtırsınız. Ama yıl boyunca o negatif enerjiyi takım taşıyor ve bunu The Last Dance'da çok net görüyoruz. Yani ve ciddi anlamda bunu bir kişi üzerinden, yani GM üzerinden yapıyorlar. Bu biraz tabii sıkıntı. GM ağzından dinleyemedik olayı. Sadece tek taraf dinledik. GM hani rahmetli olmuş 2016'da galiba. Onu dinleyemedik ama 96, 97, 98'de gelirsek
97-98 özellikle Utah karşı yaptıkları ve Jazz Stockton ve Carmelo'na yazık. Yani ben son karşılaştığımızı bilmiyorum ama özellikle Michael Jordan'ın bu 90'lar efsanesinde Michael Jordan olmasaydı kimler şampiyon ve yüzük kazanabilirdi kısmını sana sormak istiyorum. Yani özellikle yorumunu merak ediyorum. Ya ben mesela... Çok efsane var arkada çünkü. Ya mesela hakem kazandı. Yani Olajuwon. Olajuwon kazandı. Baktığında niye kazandı? O dönemde Michael, bir yoktu. Michael Jordan yoktu. Evet. Michael Jordan... Ama diğerleri o kadar şanslı olamadı. Hele yani Stockton'la yani Carmelo nasıl olamadılar? Carmelo'na yazık oldu. Onlar çok ciddi, çok üst seviyeye çıkıp da yüzü kazanan adamlar. Ama onlar da mesela bak şehrin dezavantajını belki yaşadılar. Evet yani o da olabilir. Hep finallerde özellikle son 98'in finalinde görüyoruz yani. Yani Michael Jordan'ın efsane bir şutuyla kazandılar. O 7. maça gitseydi ne olurdu bilemiyoruz. Yani 7. maçta son maçlar her zaman sürpriz açıktır. Michael Jordan varken biraz sürpriz yoktur gerçi ama... Yine de Michael Jordan 6. maçta o kadar negatif dezavantaja rağmen maçı alıyor ve şey olmak, winner olmak. 98'deki son maçını oynamış oluyor. Yani The Last Dance bize aslında 90'ları anlatırken biraz da değişimi, NBA için bir değişimi gösteriyor. Onu gösteriyor, bir de gösteriyor. Winner nasıl olunur? Yani rol model Michael Jordan'ın dünya üzerindeki etkisini bir tık daha bence pompaladılar gibi geliyor. Ha olması gerekiyor mu? Evet, bu mantalite çok kötü bir mantalite değil arkadaşlar. Yani bence iyi pazarlama. İyi bir pazarlama. Hayır, Michael Jordan içinde bulunduğu mentalite kötü değil ya. Keşke bu bir yetenek diyorum bence. Yani bu yeteneği keşke her gelen yeni oyuncu da ya oyuncu değil insanlar kendi hayatlarında da yapabilirler. Yani düşünseniz de kaybetmeye yedirememek ve sürekli iyileşmek için enerji harcamak, 7/24'ünü harcamak, yani başarı için sürekli savaşmak, bu ciddi bir yetenek ya bence. Hani çünkü bunu veren adamlar zaten başarılı oluyor. Yani bence Michael Jordan'ın pompalamanın arkasındaki sebebi bu. Michael Jordan'ın başarılı olması sebebi de bu. Yani The Last Dance'da bunu gördük. Bitti. Bu şekilde yani dediğimiz gibi kazanan bir takım nasıl yaratılır, kazanan bir şehir nasıl yaratılır, evet. Şehirlere etki eden oyuncular, bunu da konuşabiliriz evet. İleriki programlarda. Bir tanesi tabii ki de Michael Jordan'dır. Chicago'yu aldı, bambaşka bir yere götürdü. Sonra şampiyonluğu yok zaten. 6 tane Michael Jordan'la kazandılar. Ki Derrick Rose geldi. Ya onların hepsi geçti. Yani efsane takım oyuncular var, efsane oyuncular var ama şampiyonluk başka bir şey. Ve hele saltanat kurmak, seri yapmak bambaşka bir şey. Bunu bir Michael Jordan'ın Chicago'sunda görüyoruz. Bir de Kobe'li Lakers'ta görüyoruz. 2001-2002. Bir de 80'lerde işte yani üst üste 3 yıl var mı bilmiyorum, ona bakabilirim. Larry Bird'le Boston'la Magic Johnson'la Lakers'a bakabiliriz. Bir de 60'larda falan vardır muhtemelen. Boston üst, ciddi seviyede şey çıkıyor ama çok kolay değil. Yani hani diğer yandan da artık sonuna geldik. Cleveland'lı LeBron. LeBron evet. Ona da bir bakmamız lazım. Ona bakacağız. Ona da sonraki serilerimize konuşuyor olacağız. Görüşmek üzere.